Efendim Samsun Nabzı'ndan mutlu akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz programımıza. Bu akşam konuğumuz Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı. Selim Bey ile Samsun Nabzı'nda ilk defa bir araya geliyoruz. Başkanım hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bu imkanı bize sağlayan haber akışı yöneticilerine sizlere teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Gerçekten ilk defa milli oluyoruz. İlk defa buradayız ama çok güzel bir ortam, çok güzel bir medya kuruluşu. Bu ölçekte Samsun'umuzda takdire şayan, desteklenmesi gereken, gerçekten buna bugün biraz daha inandım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun efendim. Biz de sesiniz kulağınız olmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun, sağ olun. Daha iyi bugün konuşacağız. D-Smart değerli izleyiciler 155 ve Tele Dünya 131. kanal üzerinden de bütün yayınlarımızı izleyebilirsiniz. Şahit Başkan'a sosyal medya hesapları üzerinden sorularınız olursa onları da alabileceğiz. Ladi'yi masaya yatıracağız. Aktay'la ünlü Ladi. Ama onun öncesinde sevgili başkan biraz bize kendinizden bahsedin. Size tanımayan izleyicilerimiz olabilir. Ladiklerin haricinde. Sonra söyleşimize önce herkese tekrar iyi akşamlar diliyorum. İlçemden, ilimden, Türkiye'nin her köşesinden, Türkiye dışındaki yerlerden bizi izleyen bütün hemşerilerime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ladik ilçesinin güzel havasından, suyundan aldığım enerjiyle bütün kalbimle selamlarımı iletiyorum. Selim Özbalcı, 1958 Ladik doğumlu, her şeyiyle Ladik ile yorulmuş birisi. Babam, Allah ona uzun ömürler versin, 40 yıl gibi bir süre Ladik'e hizmet ettikten sonra hala orada evimiz, yurdumuz, her şeyimiz, bizim bütün kimliğimiz, eşim, ailem, her şeyim Ladik benim. Eğitimciyim. Yıllarca hakikaten çok kıymetli, çok değerli öğrencilerim oldu, yetiştirdik. Onların yıllar sonra bize dönüp araması, biliyorum onları izliyorlar şu anda. Branşınız neydi? Tarih öğretmeniyim ben. Tarih öğretmenisiniz. Beni mutlu eder. Mesleklerin en güzelidir. İnsana hizmet, insanı hakikaten işlemek, yoğurmak bambaşka bir şey. Zor bir şeydir bence. Zor ama çok zevkli ve güzel. Evet. Onları bir yere gittiğiniz zaman, bir hastaneye gittiğiniz zaman, bir başka kuruma gittiğiniz zaman hocam diye yanınıza gelmesi yetiyor. Evet. Ben meslek hayatıma Kars'ta, o zaman Iğdır ilçesi Kars'a bağlıydı. Orada başladım. Evet. 4,5 yıl Iğdır'daki talebelerimi de sevgiyle anıyorum, gözlerinden öpüyorum. Oradan da çok kıymetli çocuklarım, çok değerli arkadaşlarım, dostlarım var. Evet. 4,5 yıl, yaklaşık 5 yıl orada görev yaptıktan sonra Samsun'a Gülsüm Sami Kefeli İlköğretim Okulu'na geldik. 17 yılımı verdim. Samsun Sami Kefeli'de. 10 yıl oranın müdürlüğünü yapmayı Allah bize nasip etti. Evet. 126 öğretmenimiz, 140 personelimiz vardı. Ama o 126 öğretmenimizin her biriyle bambaşka bir ahenk, güzellik içerisinde Samsun'un bir numaralı okul olarak orayı bıraktık. Evet. 2001 senesinde maalesef diyeyim 23 yıllık meslek hayatımızı Türkiye'de bırakıp Fizan'a gitmek zorunda kaldık. Herkes diyor ya Fizan'a kadar biz gerçekten Fizan'a gittik. Ben nereye? Libya'da Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği'nin mensup olarak, görevlisi olarak Türk okulunda, devletimizin okulunda görev yaptım. Evet. 2002 yılında da Fizan'a gerçekten geçtim yani. Ecdadın gittiği yerlere ben arabadan metre maşını açarak girdim yani. Oraları gördüm. Allah nasip etti. Kuzey Afrika'yı tamamen gezdik bu vesileyle. 5 yıl görev yaptım. Dönüşten Mithatpaşa Lisesi'nde görev yaptık. En üst meslek lisesine başladık. Sonra bizim başkan yardımcımız Seyit Ahmet kardeşimizin ilçe eğitim müdürlükleri kurulduğunda oraya geçmesinde hadi bir daha yeniden dediler. Ya bitti bu iş, idarecilik işi. Yok yeniden. Davut Numunoğlu kardeşimi de müdürümü de buradan anıyorum. Evet, Ankara'da galiba. Onların desteğiyle ya da onların isteğiyle biz Mithatpaşa Lisesi'nde 1,5 yıl görev yaptık. O zamanki atamayla ilgili bazı yönetmeliklerle ilgili sınavlı bir müdür atama durumu oldu. Hülya Hanım sağ olsun milletim müdürümüz. O dedi ki hocam sen bu okulu kur. Ya genç iş dedik. Samsun'un göz bebeği olan Köksal Ersay Anadolu Lisesi'ni inanın bana çamur toprakları yani etrafında hiçbir şey yokken şimdi gidin cennet bahçesi gibi bahçesi vardır. Beş yıldızlı otel gibi o binanın o
yani standart binanın ne hale geldiğini görmek lazım. Tavsiye ediyorum, siz de gidin ve gezin. Çok kıymetli kardeşlerim, arkadaşlarım, öğretmen arkadaşlarım var. Kader bizi orada birleştirdi. Çok güzel aşama kaydettik. Benim meslek hayatımda öyle sabah 8, akşam 5 idarecilik hayatımda yok böyle bir şey. Yani 7 gün 24 saat. Evet. Şimdi de öyle. O zaman da öyleydi. Orada Samsun'un mezun vermeden puanlamada bakın ilk 3'üne ben bu okulu soktum. İlk 3. Mezun vermemiş. Mezun vermeden 2 sene daha vardı. Samsun'un puan alarak ilk 3 sırasına girdi. Samsun'un tek Anadolu Lisesi, Samsun Anadolu Lisesi'nin 9 puan üstünde bıraktım orayı. Çok güzel. Ve arkadaşlarım gayet güzel çalışıyorlar, görüyorum. Onlara da buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Arkadaşlarımı hasretle anıyorum. Öğrencilerimi de gözlerinden öpüyorum. Ve %18.32'lik dilimde aldığımız öğrencileri %5'lik 6'lık dilimle okutan okulların üstünde mezun ettik ve Türkiye'nin birçok üniversitesinde şu anda çocuklarımız okuyor. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Evet, ben Selim Özbalcı'nın eğitimcilik hayatı bu. Böyle. Peki Selim Özbalcı'nın siyasi hayatını biraz konuşacağız. Daha çok tabii belediye başkanı olarak verdiklerine nasıl bir ruhla yola çıkmış. Şimdi, onu dinleyeceğiz ama AK Parti'den neden siyaset yapma durumu söz konusu oldu. Milliyetçi Hareket Partisi kökenli bir yanlış şimdi. Ne? Değil yanlış mi? Şimdi. Bunlar değerlendiriliyor. Şimdi biz çok genç, denecek yaşta memuriyete atıldık. Bizim fiilen aktif siyasetçi olma adına zaten o dendiği için söylüyorum. Aslında bizim siyaset tamamen farklı bir durum. Lade'ye hizmetle ilgili yola çıkışımız çok farklı bir durum. Evet. Bunu bir defa çizelim. Ben resmen siyasete AK Parti ile başladım. Evet. Ladik Belediye Başkanlığı'na adayı olduğumda ilk defa bir parti binasına, AK Parti parti binasına girdik. Orada tanımadığını söyleyen arkadaşlarımızla bir konuşmamız oldu. Sonra Ladikli kardeşlerimiz bize sahip çıktı. Dedi ki, abi sen bu işi yaparsın. İlk defa bizim yanımıza gelip de abi bu memleketin ihtiyacı var. Hep beraber bu işi yapacağız. Sordum. Ne bekliyorsunuz? Yani nedir? Abi sen nasıl çalıştığını biliyoruz. Doğru, dürüst ve adaletli, açık, şeffaf. Bitti mesele dedim. Orada birlikte sözleştik, yola çıktık. Ladikli hemşerilerimiz bizi bağrına bastı. Söylediğimiz her sözün arkasında durduk, durmaya çalışıyoruz. Ve aynı düsturla, aynı ilkeyle devam ediyoruz. Devam ediyorsunuz. Yani... Evet. Siyasi hayatınız AK Parti ile başladı. Evet. AK Parti'nin önerisiyle. Abi fikri hayattan bahsediyorsanız onda hiçbir sıkıntı yok. Selim Özbalcı gençliğinde o sıkıntı dönemlerde ülkücü olarak, hatta olamamış ülkücüyüm diyememiş gibi ülkücü olarak. Çünkü ülkücülüğü o kadar yüksek bir değer olarak görmüşüm ki ben eksiklerim var, hatalarım var. Daha farklı olmalı, daha dört dörtlük olmalı diye düşünmüş bir kişiyim, şahsiyetim. Evet. Öyle bir insanın. Fikrimizde sıkıntı yoktur. Bizim fikrimizde hoşgörü vardır, sevgi vardır, birleşmek vardır. Bir arada memlekete, vatana hizmet etmek vardır. Adam gibi adam olmak vardır. Evet. Fikri siyasete taşıyan partidir. Eğer sizin fikrinizi, sizin inancınızı, memlekete hizmet olma aşkını siyasi partiniz eğer yukarıya taşıyamıyorsa orada bir dur diyeceksiniz. Evet. Mesela AK Parti 13 yıl evvel bir parti olarak yoktu. Evet. Yoktu. Evet. Şimdi 150 oy almış bir partiden bahsediyoruz. Nereden geldi bu insanlar buraya? Fazilet, Refah Partisi kökeninden gelenler oldu. Sosyal Demokrat'tan gelen oldu. Anavatan'dan gelen oldu. Doğru ağırlıklı Yoldan gelen oldu. MHP'den gelen oldu. Ağırlıklı olarak Milli Görüş. Ve inanıyorum inşallah hepsi öyledir. Memlekete, millete hizmet etmek için bir araya geldiklerini düşünüyorum. Peki Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönettiği bir yönetimi, yerel yönetimi siz AK Parti'ye dönüştürdünüz. Bu hikaye nasıl oldu? Zorlandınız mı? Şimdi öncelikle madem buraya girdik şunu söylemekte fayda var. Yeni bir seçim geçirdik. Milletimize önce ilçeme, ilime, Türkiye'me. 1 Kasım değerlendirmesi mi yapıyorsunuz? Onu bir defa geçelim. Hayırlı olsun. Evet. Sayın Başbakanımızın önce söylediği bir tek cümle var. Bu seçimin kaybedeni yoktur demiştir. Bu seçimin kazananı millettir. Burada biter bu iş. Biz yerel yöneticiler olarak başbakanımızın o balkonda o söylediği o cümleyi düstur olarak
bize kim oy verdi, kim vermedi, kim şucu, kim bucu bakmadan hizmetimize devam etmek durumundayız. Tabii. Sandıkta biz işimizi bitirdik. Seçilen büyüklerimiz ellerinden geldiği kadar bu memleketin, milletin hassasiyetlerini iyi düşünerek, 7 Haziran seçimlerindeki mesajları da iyi alarak, AK Parti'ye de bir mesaj var, Milliyetçi Hareket Partisi'ne de bir mesaj var, CHP'ye de bir mesaj var, HDP'ye de bir mesaj var. Bu milletin iradesi hakikaten o kadar dengeli ve o kadar durması gereken sınırda duruyor ki, bakın diyor 8 Haziran'dan sonraki geçen süreci de takip ederek 1 Kasım seçimlerinde herkes şapkasının önüne koyacak ve düşünecek. Siz bekliyor muydunuz peki 7 Haziran sonrası 1 Kasım'da böyle bir sonuç? Şimdi 8 Haziran günü çok kıymetli, çok değer verdiğim arkadaşlarımın işte belediyeye gelmesi, ben her sabah saat 7'de çarşıya indim. İstisnasız her sabah. Yani eğer Ankara'ya erken yola çıkmışsak, ilçedeysem mutlaka, ki ilçedeysem derken şunu söyleyeyim. Ben seçime girmeden adayı olduğum günden itibaren Samsun'u bilmem. Samsun'a işlerimizi yapmak için gider geliriz. Benim varım yok mladik. Sabah erkenden kim dükkanını açmış, ilk defa kim açıyor, ikinci kim açıyor? 3-4 tane çağıracağı vardır. Orada her sabah bir yere geçmek suretiyle, gitmek suretiyle hem insanlarımızla bir araya geliyoruz, hem bizi o çarşıda gören çalışan arkadaşlarımız zabıtasından temizlikçisine kadar saatinde, zamanında geliyor ve görevlerine başlıyorlar. Önemli bir şey bu. Bu çok önemli. Tabii. Ve bunu ben eğitimcilik hayatımda da böyle yaptım. Faydasını ben görmüş. Okulumu hep ben açarım. Her öğrencim önümden geçerken gözünün içine bakarak benim önümden geçer. Hallerini, hatırlarını sorarım. Öğretmenlerime günaydın, nasılsınız? Bak bugün çok daha iyi görünüyorsunuz, işte şöylesiniz. Kıyafetinde, saçında, ayakkabısında bir değişiklik varsa da onu hemen söylerim. Hoşuna gidiyor. Fark ediyor diyor. Tabii. Ve bu işi ciddiye alıyor diye bakıyor. Evet, sana. Aynen öyle. Bu seçimlerin kaybedeni gerçekten yoktur. Herkes mesajını almak durumundadır. Biraz önce söylediğim cümleyi hakikaten iyi düşünmek lazım. Fikirler, düşünceler herkes için. Kim hangi fikre inanıyorsa güzeldir. Fikir olarak kaldığı sürece güzeldir. O ona inanıyordur. Ama bütün bu inancın çerçevesinde kim nereden gelirse gelsin geldiği noktada eğer memlekete, millete hizmet varsa, birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ni yükseltmek varsa, milletin milli ve manevi değerlerine karşı eğer iyi niyet, inanmasa dahi saygı varsa sorun yok demektir. Çalışılır. Bu peki 1 Kasım sonrası AK Parti'nin tek başına iktidar olması, toplumdaki bu şiddet sarmalıyla gergin olan bir toplum yapısı var biliyorsunuz. Ankara'nın göbeğinde insanlık dışı bir saldırı oldu vesaire. Buna benzer zaten terör birinci sırada gündemimizde de duruyor. Bundan sonra bir farklılık olacak mı, öyle görüyor musunuz? Yani 1 Kasım'dan sonra toplum daha farklı mı algılamaya başladı? Sizin gözleminiz nedir? Evet, şimdi tabii bu soruyu sorunca da şunu yani söylemekte yarar var. Öncelikle vatanı vatan yapan ecdadımızın dünden bugüne döktüğü kanla doğru orantılıdır. Vatanı vatan yapan şehitlerin kanıdır. Öncelikle vatanımızın birlik ve beraberliğine içten ve dıştan her kim göz diker ise, her kim nerede ve ne şekilde kimin kullanması ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Emniyet Kuvvetleri'ne silah çekiyor ise bu bizim için haindir ve teröristtir. Kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin. Ve o tertemiz kanını toprağa döken şehitlerimiz de yani bizim için dinimizin ve inancımızın gereği olarak siz onlara öyle demeyin. Çok önemli. Onlar şehittirler. Kulak hariç günahlarının affedildiğini müjdelemiştir. Şehitlerimizi minnet tanıyorum. Vatanı vatan yapan bu Mehmetçiklerin tarih boyunca günümüze kadar, günümüzde de nereden gelirse gelsin tertemiz alnını toprağa düşüren, kanını toprağa düşüren şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyorum. Ve bu terörle her nereden gelirse gelsin, Ankara'daki olduğu gibi, Suruç'ta olduğu gibi veya Diyarbakır'da veya farklı yerde, İstanbul'da veya Ankara'da olduğu gibi vatandaşlarımıza da rahmet diliyorum. Terör
parti seçmez, fikir seçmez, inanç seçmez. Her kim varsa orada, yani Allah korusun, takdir-i ilahi eğer orada canını alacaksa, o biz oluruz, siz olursunuz, başkası olur. Onlara da rahmet diliyorum. Ben bir cümleyle şunu söyleyeyim, geçelim. Çünkü buraya Ladi'ye konuşmaya geldik. Ladi'ye konuşmadan şimdi süreniz az kaldı diyeceksiniz bana. O yüzden şunu söyleyeyim. 7 Haziran öncesi yapılan bir hareket, malum partiyi dışarıdan emir alan, sırtını dağlara dayadığını söyleyen, ben Türk askerini tükürüğüyle boğar gibi ifadeleri kullanan vekil olmuş insanların, araçlarında silahların çıktığı bir siyasi güruhtan bahsediyoruz. Güruhtur, güruhtan bahsediyoruz. Orada bir mitinglerinde patlayan bombadan ve barış güvercinleri uçurur gibi o kürsülerden konuşmalar, herkesi kucaklama ile ilgili milleti yanılttığı günler. Acaba dedi millet ya. Ve %13 oy verdi. Seçim bitti. Seçim biter bitmez 80 milletvekiliyle meclise girdikleri günün ertesi günüden başladılar her yerde konuşmaya. Özellikle yani. Bu millet öyle bir millet ki sessiz, sedasız ve sabırla bekler. Ama yumruğunu vurduğu zaman da nereden ne şekilde geldiğini kimse anlayamaz. Biz bu milleti, bu devleti kolay kurmadık. Birlik ve beraberliğimizi sağlayarak buradan da dün 10 Kasım'da Ulu Önder Atatürk'ümüzün 77. ölüm yıl dönümü bir matem yılı olmaktan çıktı. Bunu da söyleyeyim unutmadan. Bir İnsanların kendini tartma, Cumhuriyet'in kuruluşunda bugüne kadar ne yaptık, nereden nereye geldik? Her açıdan, evet, evet. Eğitimden, siyasetten, ticaretten, her açıdan kendimizi tartma ve bize bu Cumhuriyet'i kazandıranlara karşı acaba görevimizi ne kadar yerine getirdik, ne kadar getiremedik muhasebesini yapma günüdür 10 Kasım'da. Ne anladık, ne anlamadık bu işte. Aynen böyle. Evet. Ben o yüzden nereden gelirse gelsin, kim yaparsa yapsın, hangi koldan nereden gelirse gelsin, yukarıdaki kuklayı tutan ipler aynı zihniyet. Abdülhamit Han'a suikast düzenleyenler de aynı insanlar. Fatih Sultan Mehmet'e suikast etmek isteyenler, edenler, hatta zehirleyenler de aynı insanlar. Aynı zihniyet. Tarih boyunca bu böyle geliyor. Evet. Bu milletin içinde nifak tohumlarını ekmek isteyen, bu milletin gücünü, kudretini bilen, tarihi araştırarak bu milleti nasıl alt ederiz diye düşünen insanların günümüzde tezahürü işte o ipleri tutan, ister PKK'dan gelsin, ister DAEŞ'ten gelsin, nereden gelirse gelsin. Ama o yukarıdaki kukla aynı kukladır. Biz terör nereden ve kimden gelirse gelsin kabul edilebilir bir şey değildir. Kesinlikle karşısındayız ve nefretle kınıyoruz. O yüzden terör konusunda da, ekonomik konuda da millet bir rahatladı 1 Kasım'dan sonra. Güçlü bir iktidara Türkiye ve dışarıdaki insanlarımıza ve dünyadaki diğer Müslümanlara, Müslüman olmayan diğer devletlere, Avrupa devletlerine güçlü bir ses istiyor benim milletim. Dirayetli bir şekilde o sesi de kararlı verdi diye düşünüyorsun. Verdi diye düşünüyorum. Şunu söylüyorum. AK Parti'ye oy veren vermeyen, diğer farklı partilerden kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, her kim olursa olsun. Emin olun 1 Kasım'dan sonra ben oy vermedim ama inşallah AK Parti tek başına iktidar olur. Bunu düşünüyor, bunu söyledi. Yani radikalleri dışarıda bırakıyorum, bunu söylüyor. O zaman bizim istikrara ihtiyacımız vardır. Türkiye gerçekten kabuğunu yırtmıştır. Tabuları rahmetli Özal'la başlayan dönemde yıkmaya başlamıştır. Rahmetli Menderes döneminde bu sekteye uğratılmıştır. Askeri vesayet öyle zamanlarda maalesef milletimizin ve millet iradesinin önüne durmuştur. Ama milletinin önünde, milletinin aldığı destekle dimdik durmasını bilen insanlara bu millet sahip çıkmıştır, çıkmıştır deyip noktalayalım. Peki. Şimdi tabii Selim Özbalcı deyince aklımıza
kendisini ifade etme konusunda tabii eğitimci olduğunuz için sorun da yaşamıyorsunuz ama farkındalık yaratma konusunda da çabalarınız var. Örneğin bir ortaokulla TÜBİTAK'ı bir araya getirip bir bilim fuarı düzenliyorsunuz. Bu çok alışılagelmiş bir şey değil. Ya da Dünya Çiftçiler Günü'nde kadın çiftçileri öne çıkaracak bir ladikte yarış düzenliyorsunuz. Zaman zaman Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta ekiplerine giremezsiniz bu ülkeye. Küçük esnaflara ceza kesildiği için diye ayar vermeye çalışıyorsunuz. Şöyle başlayalım isterseniz. 30 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partili bir yönetimden AK Partili bir yönetime geçen Ladik'te hatırlıyorum. Öncesinde bir proje hazırlamıştınız. Proje dosyası hazırlamıştınız. Evet. Sanıyorum 40'a 50'ye yakın. Hepsini ne yapacağınız, yol haritanızı 40-50 tane yok ama Ladik çapında var. Onlardan başlayalım isterseniz. 30 Mart sonrasından hayata geçirdiğiniz projeleri konuşalım. Öncelikli olarak neyi planlamıştınız? Şimdi, şu an devam edenler neler ve yapmayı planlamıştınız? Geçmişle fazla siyaseten ya da yerel yönetim olarak fazla girmek istemem. Ben seçim boyunca bir önceki belediye başkanımızın şahsiyetiyle ilgili hiçbir yerde tek bir şey konuşmadım. Hiç kimseden şahıs olarak bana oy ver demedim. Hiç kimseden. Hiç kimseye şahsi olarak hiçbir vaatte bulunmadım. Belediyemizin içinde bulunduğu durumu tespit ettik. Durum budur. Bu arkadaş yine devam ederse memleketimizi küçülmeye, yok olmaya, muhtaç olmaya, fakirleşmeye mahkumdur. Gelin bunu değiştirelim. Gelin bizimle beraber bu memleketi ayağa kaldıralım. Her yerde yaptığımız budur. Yani şahsiyetlerle, kişilerle benim hiç işim olmadı, olmaz da. Ha, düşüncelerim vardır, tespitlerim vardır, yanlışlar vardır, ayrı. Ama hiç kişileştirmedim yani. Doğru, kişi olarak zaten. Bunu yapmadım, yapmam. Proje bu benim yapıma önemli. Karakterime uygun değil. Fakat yanlış yönetildiğini söyledik. Hataların yapıldığını söyledik. Kaynakların iyi kullanılmadığını söyledik. Çarçur edildiğini söyledik. Bakın şimdi hemen söylediniz, elimde 2011-2013 yılları arasında Ladi'mizin belediyeye ait arsaları var. 2011-2013 yılında bunlar satıldı. Azat Çava şuna buna öyle ya da bu şekilde çalıştı. O tartışmaya satıldı. Tartışmaya girmek istemiyorum. Evet. 2 trilyon 500 bin liranın üstünde 2 trilyon 545 bin lira belediye nakit olarak bırakıldı. İşte. Evet. Biz geldiğimizde 3 ayrı bankadan kredi çekilmişti. Birisi taşlar için çekilmişti. Birisi özel bir bankadan işte sıkıntıları bertaraf etmek için çekilmişti. Biz bu borçların tamamını bitirdik. Bir tanesini daha 3 yıl daha ödeyeceğiz. Taşlarla alan borçları Allah aşkına olursun buradan hemşerilerime de müjde vereyim. Bu ayı bitirdik. Ayda 41 bin lira bizim paramız bu malum taşlara, seçim öncesi sağa sola dağıtılan taşlara gidiyordu. Bitirdik. Bitirdik. Kaynaklar çarçur edildi. Ve bütün bu paralarla bir tek eser, bir tek dikili ağaç. Beşiktaş öyle der. Ya ne yaptın? Şahıs olarak bu memlekette 15 yıl belediye başkanı yaptın, 25 yıl siyasetine damga vurdun. Bu memlekete ne yaptın dedikleri zaman işte ben şunu yaptım diyebilecek bir durumu yoktur. Evet. Irmak üstündeki düğün salonunu restore etmek, yapmak, köpüklerle patlıyor şimdi vatandaş görüyor. Oraya bu kadar büyük paralarla yeni düğün salonu yapılır. Hem de medeni insanların bir arada bir şekilde düğün yapacağı şekilde olur. Şimdiki gibi olmaz. Bir gelip görseniz. Arkadaşlar zaten şu anda ekranda yayınlıyorlar. Zaman zaman bizim de bir sürprizimiz olacak tabii. Biz de bugün Ladik'teydik. Önce ne oldu, ne bitti sizin çalışmalarınıza, halk nasıl bakmış onları da yayınlayacağız. Evet efendim. Neyse, o zaman şöyle yapalım. Biz, bakın. Bu benim 30 Mart seçimlerinden önce hemşerilerime vaatlerim dediğim, ben göreve gelirsem yapacağım dediğim çalışmalar. Evet. Şimdi buradan yola çıkarak ben bu vaat ettiğim iktidar partisinin bir belediye başkanı olarak iktidarımızın gücünden Allah'a şükür şansımız var. Bakanımız Sayın Akif Çağat Kılıcı sevgiyle anıyorum. Gerçekten hürmetle anıyorum. Büyük emekleri var. Büyük katkıları var. Şanslı Samsun'dan. Ne alabilirim? 30 Mart'la beraber bütünleştik. Büyük şehir olduk. Sancılar, sıkıntılarıyla 3-5 ayımız geçti.
Ama 17 ilçe var. 17 ilçede öyle kolay değil. Büyükşehir'in de kabuğunu yırtıp dışarıya açılması ve hizmetleri götürmesi de kolay değil. Tabii. Ama ben sabırsızım. Benim öyle uzun falan zamanım yok. Evet. Bunu çeşitli şekillerde başkanımızla da görüştük. Bakın Selim Özbalcı adının önemi yoktur. Ladik Belediye Başkanlığı yaptım 5 yılda. Şuraya şunu yaptım, buraya bunu yaptım. Hayır. Ladime ben hizmeti getireyim. Ben kürsüde en son gün öyle dedim. Ben koparır alırım. Yatarım, yuvalanırım, alırım. Ve o hizmeti getiririm. Bu hangi bakanlıktan gelmiş, nereden gelmiş, büyük şehir yapmış, küçük şehir yapmış hiç umurumda bile değil. Ladik'teki hizmetler de bakın küçük belediye, büyük belediye veya fenişleri büyük şehrin, bizim fenişlerimiz, Saski'nin bizdeki şube müdürlüğü veya bizim belediyemizdeki bu görev yapan arkadaşlar hiç ayrı gayrı yoktur. Tabii. Kar temizleme işte geliyor yakında. Geçen sene sınıfta kaldı. Hayır bir sınıfta kalmadı. Cayır cayır bizim çocuklarla beraber büyük şehirde arkadaşlarımız el ele verdik. Birlikte hallettik yine aynısı olacak. Ve oradaki müdürlüklerle biz öyle bir güzel sıkı diyalog içerisinde ikisi. Kepçe lazım onda yok ben gönderdim. Aylarca gönderdim. İmkansızlıklarıma rağmen mazot koyamama rağmen gönderdim. Bakın bu arada bunlara bahsederken şunu söylemekte fayda var. Biz belediye teslim aldığımız gün hemen ertesi gün arkadaşlar çıkacağız dedi. Seçimden yaklaşık 20 ay bir süre geçti. Ben o gün duygusal seçimi kazanmışsınız. Ağır bir sorumluluk almışsınız. Şehri emin olmuşsunuz. Olacağım demişsiniz insanlara. Oradaki konuşmayı ben açarım bilgisayardan zaman zaman dinlerim. Ne konuştum? Ne söyledim? Ne kadarını yaptım? Evet efendim. Acaba bir sapman var mı? Kendimi çek atarım. 40 gün gece gündüz buna bakın. Gece gündüz ışıklar yani herkes gördü. İlçemde gördü. Belediyeyi bir defa teslim alırken tamamen bütün dosyalar, bütün ihaleler, bütün her şeyleri elden geçirdik. Tek tek gözden geçirdik. Evet. Neredeyiz? Neyimiz var, neyimiz yok? Mahalli İşler Müdürümüz umuyorum dinliyordur. Başkanım mutlaka kredi çekmemiz lazım. Biz döndüremeyiz. Mümkün değil. Ne yapacağız kredi çekip? Maaş ödeyeceğiz. Ya kredi çekilerek maaş ödenir mi? Önceki dönem yapılmış. Eğer biz kredi çekeceksek şunu yaptık diye insanımıza göstermek zorundayız. Evet. 96 kişi, 6 aylık yani 5-29'luk çalışanlar, taşeron işçide, işlerle çalışanlar, seçimden son hafta içerisinde, biz geldiğimizde işe başlamak için gelenler vardı. 96 kişi vardı. Maaşın yetmesi mümkün değildi. Evet. 75 kişilik taşeron ihalesi var. Orada çalışan işçi sayısı 96 kişi. Bugün 70 kişiye düşürdük. Maaşlarını hiçbir gün aksatmadan da tıkır tıkır ödedik. Ödedik, fazlasını da yaptık. Bir yerden para almadık. Ben de acaba düşünüyorum ya hakikaten bir sıkıntı olur mu? Nasıl olur? Bir yerden bir kaynak, bir miktar bir para gelmesi lazım, bir şey olması lazım, nakit olması lazım falan. Baktık öyle olmayacak. Başta ben olmak üzere belediye başkanı olarak. Benim yanımda şoförden başka kimse yoktur. Utanmasam, bazı belediye arkadaşlar şimdi buradan seyrediyordur, gülecekler şimdi. Benim kıytırık bir araba vardır. Sağ olsun rahmetli Kemal abimiz zamanında alınan 11-12 yıllık 300-400 bin kilometre yapmıştır. Bu kıytırık arabayla ben idare edip gidiyorum. Öyle diyorlar onlar çünkü. Başkanlar öyle diyor. Biz Audi'ye falan, Passat'a şuna buna bilmiyoruz. Tasarruf ettik. Her yerden, elektrikten, internetten, ondan bundan her şeyden tasarruf ettik. Biz bu tasarruftan öz kaynaklarımızla beraber Ladik Belediyesi'nin alacağı olan alacaklarımızı da devletin vermediği şekilde mecliste bir küçük maddeden yola çıkarak insanlarımızla toplantı yaptık. Biz yapılandırdık. Biz faizlerini sildik. Buna uyan arkadaşlarım oldu büyük ölçüde. Biz bunları topladık. Bakın kredi çekelim başkanım çıkamayız dedi 20 ay önce 2 trilyon 545 bin lira borç ödedi. Bravo. Bakın belediye başkanlarımızı davet ediyorsunuz. Hepsini saygıyla 17 belediye ilçe başkanımı da başta büyük şey belediye başkanım olmak üzere minnetleniyorum. Herkes çalışıyor. İnanın. Kora kora çalışıyor. Evet, mücadele ediyor. Anlatıyorlar. Bir şeyler yapmak çalışıyorlar. Evet. Her yerde bir yoğurt işi var. Evet. Bizimki de farklı. Evet. Normal, ben öyle, öyle medyada falan gazete şurada burada işte Sinan Bey yakın biliyorsunuz. Seçimlerde evet. Tanıştık. Evet. Siz ciddiye pek almadınız ama aldık böyle de. Olacak dedim ben size. Aldık seçim de. Sonrası. Sonra geldiğinizde ben size demiştim dedim. Ben tribün oynamam.
Gerek hiç kimse kusura bakmaz. Bugün televizyonun birisi, ulusal yayın yapan televizyonun bir tanesi haber göndermiş. Biz program yapmak için şu programda başkanımızla röportaj yapacağız. Sor kızım kaç lira istiyor? Gelecekler oraya. Başkanımız şu kadar lira. Sağ olsun, teşekkür ederim. Öyle mi? Gerek yok kardeşim. Gerek yok. Ben haber medyamı yaşatabiliyor muyum burada? Karınca kararınca ben de katkı sağlayabiliyor muyum? Ben sesimi buradan dünyaya duyurabiliyor muyum? Hemşehrilerimi anlatabiliyor muyum? Yeter artar. Bravo. Siyaseten gelecek. İlle şuraya gidecek. Şurada beklentisi olan bir adam olmadım. Olmam. Koltuk sevdam hiç olmaz. Ben çalıştığım her kurumda çay ocağından başlarım. Onların hali hatırını sorarım. Ondan sonra yukarı doğru giderim. Çok güzel. Hangi fikir ve düşünceden olursa olsun. Bütün arkadaşlarımla kucaklaşırım. Çok güzel. Bu yaklaşımınız anladığım kadarıyla bugün ayaklı mikrofon ekibi Ladik'teydi. Oraya da yansımış. Şimdi bununla ilgili bir BTR'miz var. Onu izleyelim. Tamam. Sonra devam edelim. Beni çok etkilemişti. Bu Ladik için, hatta Samsun için de bir mega proje aslında. Bursa'da var çünkü, onu görmüştüm. Ladik'te hatta çok uzağa gitmeye gerek yok. Hemen şurada 45 dakika sonra gidip rahatlıkla kayak yapabileceğiniz bir yer haline dönüştü dağ. Ve oraya siz teleferik yapmak istiyorsunuz. En flash projelerden bir tanesi o. Başlangıçta biraz zor olur diye düşünmüştüm. Rakam yüksek olduğu için. Araştırmışsınız, onu revize etmişsiniz. İnanıyorum 5 yılın sonunda Samsunlar olarak sadece Ladik'te değil, orayı teleferikte kavuşturacağız, göreceğiz. Şimdi izleyelim değerli izleyiciler. Ladik'te başkan neler yapmış, insanlar nasıl tepki veriyorlar. Sonra kaldığımız yerden devam edelim efendim. Belediyenin çalışmalarından memnun musun amca? Memnun. Memnunsun. Böyle var mı belediyeden istediğin, talep ettiğin bir şey? Şu anda belediye başkanına var mı bir mesajın? Valla şimdi hiçbir şey yok. Allah razı olsun. İyi çalışıyor. Sıkıntın yok çocuğum. Yok. Sıkıntım yok. Hiç ben düzgün bir şey görmüyorum bana. Çalışma şeklinde var mı? Bak şöyle bir kendine bak. Ne isterdiniz? Hani şu anda belediye başkanına mesajınız ne olurdu? Çalışmasını istiyoruz yani. Başka bir şeyimiz yok. Belediye demek hizmet. Hizmet yok ana. Geliyorsun gidiyorsun, her taraf aynı işte. Vaziyet böyle. O yüzden hizmet olsun diyorsun. Hizmet yok. Teşekkür. Var mı mesajınız kendisine yok, şu an? Yok, şu an. Başarılar dilerim görevinde. Tamam. Belediyenin çalışmalarından memnunum. Ladik kurulduğu tarihinden beri almadığı hizmeti aldı. Yapılmayan işler yapıldı. Altyapısı, su sorunu, kanalizasyon meselesi, doğalgaz konusu, yeraltı konusu bir defa halledildi. Ladik ilk defa bununla karşılaştı. Bu yüzden memnunum. Elbette ki dünden bugüne kalan işlerin temizlenmesi de kolay değil ama bundan sonra daha iyi olacağına da inanıyorum. Var mı başkanım bir mesajınız? Şu anda yani sizi izleyecek, mesajınızı dinleyecek. Başkanıma sağlık diliyorum. Çalışmalarında daha başarılı olmasını diliyorum. Ve selam söylüyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Belediye başkanının çalışmalarından memnun musunuz? Çok güzel çalışıyor maşallah. Bir de bize sebze pazarı yaparsa daha iyi olacak memleketimiz için. Var mı bunlar başkana mesajınız? Söylüyoruz buradan. Tamam. Memnunuz deyin bari. Memnun değil misin? Bizim 3 kilometre yolumuz var. Kaç senede yapılacaktır diye. Yapacak diye söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Gelen söz veriyor. Yapacak diye gelen başımıza ama yapmayalım. Başka yerleri yaptılar, bizim orası duruyor. Mahallemiz çamadan girilmeye. Başkana bir mesajınız? Yok inşallah. Ama inşallah yapar çabuk, tez günde yani. Çamurdan çıkamıyoruz. Bizce de öyle yani. Biz AK Partili olduğumuz için aynı mahalledeyiz. İnşallah yapar. Sen oyunu zuma veriyorsun yani. Ama yolumuzu yapamıyorlar. Yapmıyorlar. Çok teşekkür ederiz. Siz de teşekkür tamam ederiz. Belediye başkanının çalışmalarından memnun musunuz? Memnunuz. Yok mu bir sıkıntı? Var, olmaz olur mu? İllaki olur. Artısı da var, eksisi de var. Neler söylemek isteriz? İşte öncelik bir yol layıkta otopark. Benim arabam yok gerçi de. Öncelik bu. İşte yolların, mahalle aralarının yolları biraz bozuk. İşte bunlar da peyderpey yaparlar. İşte bekliyoruz hizmetini. İnşallah. İnşallah. Peki var mı başkanım mesajınız? İletmek istediğiniz bir mesaj? İşlerinde başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Başkanın çalışmalarından memnun musunuz? Evet, memnunuz. Var mı kendisine söylemek istediğiniz bir şey? Kendisine önündeki yıllarda başarılar dilerim. Hiç eksiği yok yani, her şeyden ya memnunuz. Kimse dört dörtlük olamaz. İlla ki vardır eksiği de şu anda memnunuz yani. Tamam.
Biz de memnunuz. Sıkıntı yok. Söylemekleriniz bir şey yok. Sadece mahalle aralarının biraz daha hızlı yapılmasını istiyoruz. Yolların. Evet, yolların. Tamam. Var mı başkana mesajınız? Başarılar diliyorum. Memnunuz. Yok mu bir sıkıntı, bir dert? Hiçbir sıkıntımız yok. Allah'a şükür AK Parti geldi. Her zaman iyiyiz yani. Var mı başkana mesajınız? Başkan izleyecek, mesajlarınızı dinleyecek. Başkana bir mesajımız yok. Kapalı pazar istiyor sadece. Soğukta donduk böyle. Başka bir sıkıntımız yok. Gayet memnunuz. Yollarımız falan düzeldi. Yani çok güzel oldu. Başkana bir mesajınız var mı? Başka bir mesajımız... Başkana. Başkana bir mesajımız yok. Her şey için çok teşekkür ederiz. Pazarcı kardeşimiz çok güzel ifade etti kendisini. Kapalı pazar yeri istiyoruz, donuyoruz dedi başkanım. Kapalı pazar yerine gelmeden önce şu 2014'ten sonra yol haritanızı bize bir anlatın lütfen. Teşekkür ederim. Yorum yapan eksiğimizle beraber bize iyi dileklerinde bulunan hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Belediye başkanlığı küçük yerde çok zordur. Hakikaten çok zor yani. Küçük yerde herkesin her şeyi olacaksınız. Tabii. İşte olmak da zorundasınız. Evet. Yani böyle nüfusu büyük yerlerde falan başkanı öyle görmek falan gitmek gelmek öyle çok kabil değil. Ama biz sabah akşam hep beraberiz. Bizim şanssızlığımız, bir yandan da Ladik ilçemiz adından şansımız yerin altı. Yerin altı? Yerin altı. Yani... Şimdi açacağız orayı. Yani bizim şu yapacağımız dediğimiz işlerde içme suyundan, kanalizasyonundan, doğalgazın tamamlanmasından dem vurduk. Evet. Geldiğimiz günden bugüne kadar yerin altındayız. Çok güzel. Bakın altı kalemde. Doğalgaz buradan rahmetle anıyorum. Bizden önceki dönem arkadaşımızdan önce görev yapan Kemal Kaplan abimizin büyük gayretiyle doğalgaz Ladik ilçesine geldi. Onun sayesinde geldi. Biz göreve geldiğimizde bu işi üstlenen şirket, ismini söylemeyeyim, Vezirköprü Havzalı Ladik Bafra. Mustafa Yurt'un eleştirdiği bir şirket galiba o. Vallahi o eleştirir bilmem ama benim sıkıntım yok. O şirket yapmış yani. Evet. Geçmiş. 8 kilometre hat yapılmış. Aşağı yukarı 4/5'lük kısmı bekliyor. Ve doğaldır kazı yapılması lazım. Mustafa Bey'in dediği gibi çok iyi bir anlaşma olmuş olabilir. Bizden önceki başkan anlaşmış bitmiş. Bitirin. Ben orasında değilim. Ya doğalgaz sorunu yok Ladik. Bizim kanalizasyon derdimiz var. Müteahhit kaçmış. Biz geldikten sonra yaklaşık bir yıl sonra geri getirdik. İlbank'la Büyükşehir Belediyesi'yle beraber adamı getirdik. Hızlı bir şekilde altyapıda bu kanalizasyonun birinci etapını bitirdik. Eksikleri tamamlanıyor. Hmm. Parsellerin bağlanmasıyla beraber de nerede bitti? Bugün, ertesi gün biz taş döşemeye başladık. Evet. Doğalgaz geçen yıl geldiğimizde 18 kilometrelik hatta ne Vezirköprü, Vezirköprü 9 kilometre, havza 8 kilometre, biz 18 kilometre adamlar yolunu açtık. Şimdi imar geçmiş, yol vermiş, o yoldan doğalgaz geçirmiş, o yoldan kanalizasyon geçmiş ama kapalı açamıyor. Yok böyle bir dünya. Girdik açtık, o resimlerde göreceksiniz, görüyorsunuz. Girdik açtık, doğalgazı da geçirdik, kanalizasyonu da geçirdik. Biz doğalgaz ve kanalizasyon için çalışıyoruz. Bizim en büyük derdimiz, Ladik'te kanserli hastalar çoğunluktadır. Bunun sebebini araştırılması lazımdır diye defalarca söyledik. Neymiş, neydi efendim peki? Asbestli borulardan suyun içilmesidir. Hmm. Havası ve suyundan bahsettiğimiz, suyunu methettiğimiz. Ladik'te? Böyle dudak buyduran diye bir yer vardır, resmim var, veterinerde geçer. Buz gibi suyunu içtiğiniz Ladik'in suyu yetmiyor. Gelen su bu asbestli borulardan geçerek evlere gidiyor. Hmm. Yetmiyor. Bütün yeni Akpınar mahallemiz, sanayi mahallemiz olduğu gibi pompadan çekip o Akçansa'nın olduğu, fabrikanın olduğu yerden kireçli su içiyor, kalkerli su içiyor. Ben seçimlerde dolaştığımda yengeler, teyzeler bana tencereleri gösterdiler, demlikleri gösterdiler. Bak başkanım buna bak, biz bu suyu içiyoruz. Biz de kürsüden söz verdik başkanın yanında. Akdağ'ın suyunu benim hemşehrilerim içecek dedik. Evet. İki kanal açılıyor. İçme suyunu da Yusuf Başkan'a anlata anlata ikna ettik. Talimatını verdi. O kanserojen borular kalktı. Bir kısmı daha devam ediyor. Bu sene benim memleketim güzel su içti. Çok güzel.
yetmediği noktada depoyu güçlendireceğiz. 4 litre daha su ilave etti. Sağ olsun bizim Saski Şube Müdürümüzün 2 gün önce verdiği bana müjde. Başkanım 4 litre daha su ilave ettik. İnşallah bu işi kökünden hallediyoruz. Biz bu memleket Akdağ suyunu içecek dedik. Birinci senemizde gerçekleştik. Kanalizasyon birinci tabi bitti. Doğalgazın %98'i bitti. Tek tük yerlerimiz kaldı. Doğalgaz sorunumuz kalmadı. Madem ki yarıyoruz biz bu yeri, ana arterlerde elektrik terlerini aldık. Hatırlıyorum, bahsetmişsiniz. Hamamaya, Kerimlihane Mahallemiz, Hacerlipınar Mahallemizin yolunun yüksek gerilim hatları var, maliyeti yüksekte. Onu da sözünü aldım, kaldırımları duruyor. Onları da aşağıya alacağım, o mahalleyi ondan kurtaracağım. Bu da yetmedi. Yağmur sularının gideceği yer yoktu. Belediyemizi sel basıyordu yağmur yağdığında. Onu da yattık, yuvarlandık, yalvarlık kızdık. 600'lük borularla ladimizin şu anda yağmur sularından sıkıntı duyacağı hiçbir nokta kalmamıştır. Sadece yağmur sularıyla ilgili çalışma 8 ile 10 trilyon arasındaki bir rakama mal olmuştur. Yerin altında 6 kalemde çalışacaksınız. Bir caddeden 6 defa kazıp geçeceksiniz. Yetmeyecek, bir de onun bağlantılarını yapacaksın. İçme suyu, kanalizasyon bağlantılarını, doğalgaz bağlantıları yapacaksınız. Başkanların, geçmiş başkanların 30 yılda döşemiş oldukları bütün taşlar tamamen yok olacak. Vatandaşım haklı, yolum yapılsın istiyor. Vatandaş isteyecek. Ama biz yerin altındaki sıkıntıyı bertaraf etmeden üstünü makyajlayamayız. Peki bu işin finansmanını yine Büyükşehir anladığım kadarıyla. Ha, şunu söylemekte fayda var. Büyükşehir Belediyesi 17 ilçenin 17'sinde de büyük hizmetler gerçekleştirdi. Kim ne derse desin. Hiçbirimizin belediyesinin gücü, en güçlü belediyeyi de düşünün. Bunları tek başına. Şu merkez ilçelerde çoğu sorun hallolmuştur geçmişte de, sıkıntı belki duymuyordur. Ama bizim gibi ilçeler, doğalgaz almak isteyen ilçeler var şimdi, bakıyorum, başkanları dinliyorum. Hele bir alsınlar, hele bir gazılmaya basınlar, bakalım nasıl yapacaklar. Biz bundan kurtuluyoruz. Biz gelecek 50 yılımızı garantiye alıyoruz. Burada Yusuf Cihaz Başkanıma teşekkür ediyorum. Anlattık, inandı, yaptık. Birlikte yaptık. Bunu Selim Hoca yapmış, bunu Yusuf Başkan yapmış, bunu falanca yapmış. Hiç umurumda bile değil. Yeter ki memleketime gelsin. Bravo. Yani altı kalemde yerin altında çalışmak kolay değil. Bütün ilçe bertaraf olmuştur. Ama şimdi geldiğimiz noktada aşağı yukarı 3300 kilometre metre asfalt, sıcak asfalt yaptık. Bunların kaldırımlarını yaptık. Eksikleri tamamlanacak. Şimdi kar yağıyor falan geliyor da bana 10 gün falan daha müsaade et Rabbim diyorum. Azıcık da eksiklerimizi daha tamamlayalım. Bütün yer altındaki bütün işlemleri biten yerlerin taş döşemelerini Şarıküstü Mahallemizde yaptık, Sanayi Mahallesi'nde yaptık, Akpınar Mahallesi'nde yaptık. Şimdi şehir merkezini, ilçe merkezini Sedamede Kebir Türbesi'ne doğru, yukarıya doğru döşemeye başlıyoruz. Yerin altındaki işimiz bitmeden bizden hiç kimse yerin üstünde bir şey beklemesin, beklemeyecekler. Sabredecekler, sabretmelerini yapıyoruz. Ama yerin altındaki yapıyoruz. Çalışmalarda çok büyük oranda bitmiş anladığım bitti, kadarıyla. Bitti, doğalgaz bitti, içme suyumuz üçte biri var. Ama biz o tamamlanmış şeyleri yapıyoruz. Evet. Ve ortaya çıkmaya başladık. Evet. Halkımız da bunu görüyor. Şimdi yapacağımız projelerle ilgili devam edelim yine. Evet. Şu anda meydan düzenlememizi Büyükşehir'le beraber yaptık. Biz de yardımcı olduk. Çok güzel bir meydanımız oldu. Ihlamur ağaçları diktim oraya. Uyduruk o sepetlerde bir şeyler yok dedik. Yere olacak ve diktik. Bu arada yine notlarım da var ama zaman yetmeyecek, ben anlıyorum onu. Ağaçlandırma bizim için bir günlük, bir defalık, bir törenlik değil. Sürekli ve devamlı. Yapacağınız bir şey. Ben çekşevreciyim, ben izcili deriyim aynı zamanda. Ağaç dikmek bizim işimiz. Devamlı dikeceğiz. Ladik'te zaten yeşil görmek isteyen arkadaşlarımız şöyle kafanı aç, şöyle yaptığı zaman yeşilliği kendiliğinden görülüyor. Ağaç, ıhlamur ağacının kendi özelliğinden dolayı da evet, son zamanlardaki o parasının çokluğundan dolayı da önemli yani. Bizim meydanımızdaki bütün ağaçlar ıhlamur ağacı şu anda. Biz göreve geldikten sonra iki eser ortaya diktik. Bir tanesi Güreş Eğitim Merkezi. 30 Mart'tan önce sözünü aldık. Şu anda bitti. Arkamızda o yayından geçiyordur mutlaka. Geçiyor, evet, gösteriyor arkadaşlarımız. Bizde 6 tane baş pehlivan var. 55 baş pehlivanın olduğu Türkiye'de 6 tane baş pehlivanı ladik. Evet.
Biz bu arkadaşlarımızın antrenman yapabileceği, idman yapabileceği, her türlü imkanı bulabileceği bir güreş eğitim merkezini yaptık. Peşine güreş salonundan sonra belediye spor kulübü sosyal testlerini yaptık. Neredeyse 600 bin lira mübalağasız bir yatırım. 150 bin lira bakanımızdan aldık. Gerisini yaptık. Yine görüntüde geçecektir. 30 yataklı, 4 yıldızlı, 5 yıldız diyeceğim de mübalağa olur diye şey yaparlar. İki sahanın, çim sahanın yanında olduğu, efendim suni sahanın yanında olduğu, şimdi temelinin dolgusunu yapıyoruz. Kapalı halı saha sözümüz var projelerde. Kapalı halı saha inşallah hava müsait olduğunda 15-20 gün içerisinde bitecek. Peşine yine burada sözümüz var. Biz güreşçi memleketiyiz. 2000 kişilik güreş arenamız şu anda yükseliyor. Evet. O da verimli sözlerimizden bir tanesidir. Yapılıyor. Efendim camimizin etrafı açılmıştı. Bizim kültürümüzde cam etrafı açık olmaz. Yoktur. Yine Ladik taşından, caminin yapıldığı kendi taşından, Karajüren taşı deriz biz buna, Toptepe'den çıkar. O taştan etrafını sınırlayıp bize has, ki ilk defa bu dökümü yapan arkadaşlar Ladik dökümü olarak da ismini koymuştur. Çok güzel bir alenin dökümden etrafını çevirdik. Hem kapanmadı ama koruma altına aldık. Bu arada şadırvanımız rahmetli Çakıroğlu amcam, Süleyman amcamın kendi emeğiyle, alın teriyle yaptığı şadırvanı yıktı. Gerek görmedi demek ki. Biz şadırvanın gerekli olduğunu düşündük. Osmanlı mimarisine uygun, sütunları sarık vurmasıyla özellikle istedim onu, yapılmış. Çok güzel bir şadırvan çok gördüm. Güzel bir şadırvan yaptık. Bu çevrede değil, inanın bana Türkiye'de böyle bir şadırvan yok. Birçok şadırvanı gözden geçirmek suretiyle ortak bir ürün ortaya çıkarttık. Farkındayım. Ustuyla da görüştük. Ha Ladik Belediyesi'nde de bir kuruş para çıkmadı ha. Zannetmesin ki benim halkım şadırvana falan bu kadar para harcıyor, şurada bu kadar harcıyor. Ben dilencilikle başkanlık yapıyorum. İstiyorum, alıyorum, öyle yapıyorum. Öyle demeyelim de yani ikna ya ediyorsun. Ben öyle ya, bir sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Kendim için de bir şey isteyemem ama milletim için, halkım için, ilçem için isterim. Evet. Koparıp alırım. Yatarım, yuvarlanırım, alırım dedim. Alıyorum, almaya da devam edeceğim inşallah. Bu cami etrafındaki düzenlemeler bitti. Kanalizasyon bitti dedik. Doğalgaz bitti. Kanalizasyonumuzun arıtmayla ilgili ihaleye çıkması için 2016'da başkanımızla beraber görüşeceğiz. Resmen yazımızda yazacağız. İçme suyu tamamen halloldu. Telekom yer altına alındı. Elektrik tellerinden bahsettik. Bunlar bitti. Devam eden projelerimiz güreş arenası. Devam ediyor. Ladik Deresi İslah Projesi yine bu kitapçıkta yer alan. Bizim Taşova çevre yolundan başlayıp Hazırcı Köprüsü'ne kadar olan, hatta beton yolu döktük. O derenin ıslah edilmesi tıpkı Porsuk'ta, Eskişehir'de olduğu gibi. İhalesi bitti. Müteahhit aldı. İşe başlayacak. Zamanı ve imkanı kolluyor. Yani bitmiş, başlayacak bir iş. Bu bittikten sonra da biz burada yürümeyi seven kardeşlerimiz, insanlarımız var içimizde. Sakin bir ortamda yürüyecekleri, aynı zamanda spor aletleriyle spor yapabilecekleri, ışıklandırılmış çok güzel bir yürüyüş koridoru yapacağız oraya. Bu da sözümüzdü, gerçekleşti, aldık. Usmunu aldık yani. Gençlik Kültür Merkezi, parası gelmiş, projesi hazır, her şey hazır. Devletten bir şey almak o kadar zor, vermek de zor. Daha önceki başkan otopark yapacağım diye eski şubemizin yerini almıştı. Biz geri vermek için aylarca uğraştık. Verdik. Gençlik Spor Bakanlığı orayı kendisine tahsis ettirecek ki orada bu inşaatımız bitecek. Şehrin merkezinde gençlerimizin, kadınlarımızın birçok faaliyeti birlikte yürütebilecekleri, fitness alanları olan bir gençlik merkezini Ladik'in ölçeğinde, Ladik'in mimarisine uygun bir şekilde yapacağız. Bu proje sözümüzdü. Tamamen yerin tahsisiyle ilgili sıkıntımız var. Yayla turizmiyle ilgili, şimdi resimlerde geçtikçe görüyoruz. Yayla turizmiyle ilgili de bazı çalışmalar yapılacak ama en çok sanıyorum Ladik Dincak'ta Akdağ geldiği için, kayak geldiği için oradaki çalışmalardan da... Çoğundan bahsettim. Böyle geçeyim. Oraya da geleceğim şimdi. Sinan Bey kusura bakmazsan. Parkadaş düşüme devam ediyor, etmeye devam edecek. 30 yılda yapılan taşları yok ettik. Biz görevimiz süre içerisinde yeniden yapacağız. Endişe etmesin halkın, çamur yedi, toz gördü, sıkıntı çekti ama Ladik'imizi yaşanabilir bir hale getireceğiz onların sabrıyla.
Bakın Ladik ilçesinde yıllardan beri terk edilmiş metruk yapılar vardı. Bizim tespit ettiğimiz 21 metruk yapıdan 3 tanesini yıktık. Meclis kararı aldık, gerisini de yıkacağım. Tebligatlar yapılıyor, gerisini de yıkacağım. Yani temizleyeceğiz zaten. Yine afet riski altındaki 5 yeri yıktık. Yıkmaya devam ediyoruz. Bakın, yıkmadan yapamazsın. Biz yıkacağız, yapacağız. Efendim, 700 yıllık bizim Bülbül Hatun Külliyesi içerisinde hamamımız var. Başkanımızla konuştuk. Bunun tarihi bir kısmı özel mülkiyet. Bir zamanda satılmış, alınmış. Bir kısmı özel idareden alan vatandaşı bağışlamış, Ladik Belediyesi'ne geçmişti. Biz Ladik Belediyesi olarak bu ayki mecliste Büyükşehir Belediye'mize devrettik. Tarihi hamamı. Devrettik, o tarihi hamamı ihya etmek lazım. 700 yılın üstünde bir eser. Hayır ama ben çocukluğumda gittim, o eski hamam dediğimiz eski hamam yıkandığımız ama hakikaten çok eski, eski. 700 yıl. 700 yıl. Bülbül Hatun Külliyesi içerisinde. Büyük mü küçük bir hamam mıdır? Gelince gezdireyim ben sizi. Tamam. Tamam. Orada inşallah büyükşehrimiz tarafından restore edilecek. Belki hamam olarak devam etmeyebilir ama bir müze kafeterya. Çünkü kayak testine giden yolun üstünde olduğu için yapılabilir. Şimdi kalan projelerimiz dedik. Bitenlerden bahsettik. Söz aldım. 7 Haziran öncesi Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'tan. Teleferik için demeyiz. Yok. Yarı olimpik yüzme havuzu. Yüzme havuzu için. Bizim hamam hayat testlerimiz var ama oraya gidip gelmede sıkıntı oluyor. Yüzmeyi öğrenecek çocuk. Babadan dinimizin gereği istenen güreşmesini bilecek, ok atmasını bilecek, yüzmesini bilecek. Baba evladına bunu öğretecek. Ben Yenice'nin, doyunca gülecekler şimdi, Yakup Çavuş'un gölünde, ırmağında bata çıka, dayak yiye yiye büyüklerden yüzmeyi öğrendim. Yüzmeyi çok severim, yüzerim. Ama benim çocuklarım, Ladim'in çocukları, olimpik yüzme havuzu olacak. O sözü almıştık ama bu seçimin bu 8 aylık dalgalanma sürecinde kaldı. Bakanıma bu sözü hatırlatacağım. İnşallah bakanımız olarak devam edecek. Gönlümüz öyle istiyor. Ladik bunu, Samsun bunu hak etti. Tabii. Desteğiyle beraber gösterdi. Tabii. Bakanımız devam edecek. Biz de bu sözü yerine getireceğiz. Otokarla ilgili şu andaki belediyeye ait olan yer yıkılacak. Büyükşehir'le beraber biliyorsunuz bu ulaşım, otogar falan Büyükşehir'e geçmişti. Yerle ilgili bir mera kısmı var. Buranın meradan geçmesiyle ilgili, bürokrasiyle ilgili sıkıntılarımız çok. Otogar yapacağız. Sokak iyileştirmeleri var. Aşağı yukarı 5 tane binamız restore edildi. Koruma altında olanlar var. Koruma altında olan binaların dışında 65 tane de tespit ettiğimiz bina var. Büyükşehir Belediyesi'nin 100 liralık masrafın 50 lirasını Büyükşehir karşılıyor. 25'i bizim, 25'i vatandaşın. Hem ısı yalıtımı yapılacak hem de çok güzel bir sokak. Hani güzel yerlerde ne orada falan gördüğümüz yerler var. O şekilde çok olacak. Ladik'te böyle yerlerimiz var. Buradan zaman bitiyor. Onu gelmem lazım. Yapamadığımız, söz verip de yapamadığımız en önemli. Bu kitapçıkta şu ana kadar yerine getiremediğim teleferik projesi. Olmazsa olmazımız. Tadına, keyfine teleferik. Teleferik, Ladik merkezden yayla kayak tesislerine kadar insanlarımızı kabinler halinde götürecek. 10-12 kişilik kapasitesine göre geri getirecek. Bu da yetmiyor. Şimdi internette falan dolanıyor. Dedim oğlum bunun adı neydi? Mont Casper diye bir şey var. Böyle raya oturuyorsun da kayak gibi raydan aşağıya gidiyorsun, adrenalin yükseliyor. Teleferikle çıkacaksın, para vereceksin. Bineceksin bu Mont Casper denilen alete. Hızlı bir şekilde, çok tatlı ve insanların böyle adrenalini yükselten bir şey. Ona da para vereceksin. Bizim kaynağımız yok. Gelir elde etmemiz lazım. Ladik ilçesi turizm ilçesi. İlçe vasfının yanında turizm niteliği var. Kara iklimi var. Tarımsal alanlarımız dar. Gelir düşük. Bir fabrikamız var. Bir de göz bebeğimiz, aktar suyumuz var. Fabrikamız. Bunun dışında yapamadığımız en önemli noktalardan bir tanesi de istihdam sorunudur. İşsizlik sıkıntı. Belediye iş kapısı görmüş kardeşlerim. Hala seçimden aylar geçmesine rağmen gelip boyun bükünce ciğerim sızlıyor. Alamıyoruz. Alamayız. İhtiyacımız olan yerlere dahi alamıyoruz. Ladin dışında kapasiteli ve teknik olarak bize destek verecek Ladin dışından getireceğimiz insanlar var. Getirmemiz gereken sırf bak şuradan şunu getirdi diyecekler. Ona üzülüyorum. İşsizlik konusunda hakikaten büyük sıkıntımız var. Turizmle beraber, büyükşehrimize Ambarköy'ün geçmesiyle beraber inşallah gençlerimize de
iş konusunda yardımcı olacağız. İşkur'a da teşekkür ediyorum. Son zamanlarda 8,5 aylık, 6 aylık birçok kardeşimize hiç olmasa 6 ay, 8 ay nefes aldıracağız. Bitmedi Sinan Bey, keseceğim falan diyorsun ama daha çok derdim var benim ya. Ama programımızın sonuna geldik. Normal hamam ayağımız var, gölümüz var. Bunları da şöyle yapalım isterseniz sevgili başkan. Sırf bu projeleri masaya yatırdığımız, özellikle Akdağ, teleferiği, hamam ayağını ve ondan sonra eyalet turizmini masaya yatıracağımız. Yapacağımız işler var. Bakın bugün müjde vereyim arkadaşlar. Sayın Başbakanımızın imzasına çıkmıştır. Tayyar Mehmet Paşa okulumuzun yeri. Başbakanımız tarafından bize tahsis edilmiştir. Yıkımı için karar alacağız. Orayı da yıkacağız. Oraya da belediye hizmet binamızı konduracağız. Heh. Oraya yeni de miladik meydanı yapacağız. Çok güzel. Bu da yeni bir sürpriz olsun. Evet. Bir de, bu arada şunu da söyleyeceğim kapatmadan. Buyurun. Boğane'yi 17 ay mücadeleden sonra 47 dönümlük yerdir. Aldık. Tahsisi belediyeye gerçekleşmiştir. Orada 8 kişilik düğün salonumuz, oyun bahçelerimiz, kır düğünü yapılacak yerler, piknik alanları, yetişmiş ağaçlarla beraber projesi yapılıyor. Merkezde mi? Seminer yapıldı. Ladi merkezinde, spor tesislerinin karşısında. Yani bunları aldık, bunlar yapılacak. En son 24 Kasım mesajınız vardı. Ben unutursam sakın Sinan, sizi unutturmayın demiştiniz. Onu da isterseniz sevgili yapalım. Hemşehrilerim, kardeşlerim, derdim çok. Çözümü bizde. Bürokrasiyle uğraşmak büyük sıkıntıydı. Uğraştık, uğraşmaya devam edeceğiz. Sizin işiniz rahat olsun. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için büyük gayret gösteriyorum. Yaptığımız, yapamadığımız birçok şeyi not altına aldım ama süre kısıtlı geldi. Ben ilk defa çıktım televizyona. Daha çok sonra da çıkar mıyız onu da bilmiyorum. 3 ay, 4 ay sonra çıkarız. Ama ben daire amirlerimle, esnaflarımla, çalışanlarımla her yıl, yani yılın değerlendirmesini yıl içerisinde onların fikirlerini almak, yaptığım toplantılara giren arkadaşlarıma bunları anlatıyorum. Hemşerilerime anlatıyorum. Ama gelemeyenler oluyor. Muhtarlarımızla toplanıyoruz. Anlatıyoruz. Ne kadar gidiyor, doğru yanlış bilemiyoruz. Buradan direkt olarak bütün soruların cevabını vermek isterim. Yapabildiklerimizi de yapamadıklarımızı da. Yapamadıklarımızın hangi aşamada olduğu hakkında da onlara bilgi verirsek onların da işi rahat olacak demektir. Tabii ki. Şimdi Ladik Belediye Spor Kulübümüz var bizim. Evet. Ladik'te turizmle beraber spor alanında hakikaten çok ben 17 yaşındaysam spora çağrıldım. Ya futbol. İyi kaleciydi. Öyle mi? İyi. Babam kızıyordu. Annem babam seni öldürecek, aman oğlum falan diyordu öğretmen okudurken. Gidemedim. Babama söyleyemedim bile. Çok güzel tesisimiz var. Bal liginde oynayan, merkez ilçe nüfusu 8500 olan ilçemizde geçen yıl Bafra'mızın, Çarşamba'mızın, büyük ilçelerimizin küme ötüştü, bir de kümede kaldık. Bu sene şampiyonluk iddiasıyla da çıktık. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bir çekiliş yapalım dedik. Araba koyduk. İşte çeşitli televizyondur, telefondur, laptoptur falan. Allah razı olsun, Fatih'imiz kardeşim de bize yardımcı oldu. Bazı televizyondur, buzdolabıdır. Bunları da böyle çekilişe koyacağız. Bilet bastırdık. Bu biletlerin dağıtımında zorluk çektik. Başkan yardımcım sağ olsun Sedamet Bey elinden gelen gayreti gösterdi. İşte ilçe başkanımız Fikret Bey sağ olsun, Zafer Bey, kulüp başkanımız Ali kardeşim elinden geleni yapıyor. Büyük gayret gösteriyoruz. Hatta belediye başkanların sağ olsunlar toplantılarda onlara da bilet verdim. Kırmadılar. Belki sattılar, satamadılar ama bizi kırmadıkları için destek verdiler. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Bunun çekilişi 24 Kasım. 24 Kasım. Öğretmenler Günü. Ben öğretmenim. Özellikle o güne getirdim. İlçe müdürümüzle de konuştuk. Başka bir program bu akşam yapmayacaksın. Biz öğretmenler gününü layıkıyla hem birlikte kutlayacağız, hem çekilişim yapacağız, hem de onlara sürpriz. Orta Asya'nın, geldiğimiz yerin. Bizim de misafirimiz oldu, Kafkas arkadaşlarımız. He. Bir Kafkas ekibi getiriyorsunuz galiba. Kafkas değil, Orta Asya ekibi. Orta Asya ekibi. Kazakistan ekibi gelecek. Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelliği Başkanımıza, Musa Hocam'a çok teşekkür ediyorum, sağ olsun. İki dakikada gittik, misafir olduk. Hocam istiyoruz dedik. Bu ekip gelecek. 30 kişilik bir ekiptir. Çok farklı, çok güzel görüntülerle sizleri de bekliyorum. İnşallah. Bütün ilçe halkımı dışarıdan İnşallah canlı yayın, 24 canlı yayında bekliyoruz. İnşallah efendim. Gelin Ladik'te bir şölen havası yapalım. Kulübümüzü de destekleyelim. İlçe halkı sağ olsun da elinden geleni yapıyor ama bizim tek sosyal aktifimizdir. Hakemlerden şikayetçiyim. Hakemlerde bu sene bir sıkıntı var. Sabırla izliyoruz. İnşallah sonra da sıkıntı olmaz. İnşallah.
Teşekkür ediyorum efendim. Efendim ben çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Çok enerjisi yüksek bir program oldu. eğitimci olduğunuz için de birçok şeyi bir araya getirdiniz. Çok da rahat ifade ettiniz. Teşekkür ediyorum çalışmalarınızda. Ben teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı verdiniz. İlçem halkına, sevgili vatandaşlarıma sabırlı olarak beklemelerini, biz gece gündüz durmadan 7-24 saat onların emrindeyiz. Biz kürsüden bu göreve geldiğimizde biz hizmetkar olmaya geldik dedik. Bu lafla değil. Onun arkasında da biz düğünlerinde, cenazelerinde, iyi kötü günlerinde, çalışırken de öyleyimdir. Ben öğretmenim mesela babası vefat etmiştir, cenaze eşyamı, ben mezara kefen koydum, ben koyarım. Evet. İnsana değer vereceksiniz, kim ne olursa olsun. Biz de sizin bütün nefesinizi, sesinizi izleyicilere, ladikleri ve Samsun'a aktarmak istiyoruz. Estağfurullah. Allah sizden razı olsun. Sağ olun, estağfurullah. Bizi buradan izleyen kardeşlerime, uzaktan yakından hepsine sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tamam efendim. İnşallah başka bir zaman ama yakın bir zaman olmasın abi. Tabii 3-4 ay bir aradan bir zaman geçsin. O söylemiş olduğunuz çalışmaları da bir kısmı ilerlemiş olur. Hem tabii köylerimizde ne yapıyoruz, ne yapmayı düşünüyoruz, ne yaptık, neyi yapamadık. 67 mahalle olduk biz 56 mahallede. O programda da bunların hepsini detaylı masaya yatıralım. Tamam bizden sonra da sanıyorum herhalde bir misafiriniz var. Evet kısa bir ara vereceğiz değerli izleyiciler. Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı konuğumuzdu. Çok kısa bir aramız olacak. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Hayat Tekin konumuz olacak. Bizden ayrılmayın efendim.